Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandan bir aradan sonra her zamanki gibi beraberiz. Ben geçen toplulukta paylaşmıştım. Ben çok ağır bir mide kanaması geçirdim. Bildiğiniz ölümden döndüm yani. Yani hastaneye zor attım kendimi. Bu Vadi İstanbul diye bir AVM var işte. Orada bir ufak bir gerginlik oldu böyle. Yani o kadar çok sinirlenmişim ki artık. Yani nasıl sinirlendiysem midem delinmiş. Ondan sonra endoskopi falan yaptılar. Çok kötü bir şey o endoskopi. Böyle kameralar falan bir şeyler sokuyorlar ağzınızdan. Bakıyorlar. Doktor miden kanıyor dedi. Ondan sonra yani hala bak kaç gün geçti? Bir hafta 10 gün mü geçti? Ne kadar geçti? Hala lapayla besleniyorum ya. Lapa, bir şey, püre, bu tip şeyler. Neyse. Sinirlerinize hakim olun. Sağlık, insan sağlığı bir gittiği zaman geri gelme. Hiçbir şey de sağlık önemli değil yani. Hiçbir şey değmiyor yani. Arkadaşlar ben bu videoda çok soru alıyorum sizden. Biraz da böyle ben bir ufak bir tatil yaptım böyle stresten uzak kafamı dinlemek için. Midem kanaması geçirdikten sonra doktor şey dedi bana. Git bir dağın başında tek başına kal dedi. Gittik işte neyse. Şimdi bu şey, Levent Özgür kimdir? Benim geçmişim nedir? Nasıl bir insanım? Çok mail alıyorum bu konuda. Neden merak ediyorsunuz bilmiyorum. Teveccüh gösteriyorsunuz. Ben de ufak bir kendimden bahsedeyim benim bu videoda ve videonun sonunda da bu araştırmalarımı nasıl yapıyorum, hangi kaynaklardan faydalanıyorum. İşte bunları da ayrıca bahsetmek istiyorum değerli arkadaşlar. Arkadaşlar ben 1976 yılında Ankara'da doğdum. İşte 5 yaşına kadar Ankara'da kaldım. İşte mesela şu fotoğrafım 4 yaşında Ankara'da çekilmiş bir fotoğraf. Bunu da toplulukta paylaştığımı hatırlıyorum. Babam o zaman, benim babam işte hem elektrik mühendisi oldu hem makine mühendisi falan. Yani Hacettepe Üniversitesi'nde çalışıyormuş o zaman ben doğduğumda. Ben de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde doğmuşum. Neyse işte 5 yaşına kadar orada kaldık. Sonra kalmışız. Ben 5 yaşındayken Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine taşındık. Orada profil olduk lojmanlarında. Çok güzel bir çocukluğum geçti gerçekten. Ergin Ovası'nın ortasında böyle 100 havuzlu, 2 katlı falan villalar falan. Çok güzel bir lojman hayatı yaşadım. Yani harika böyle dünyanın tecrit edilmiş bir çölün ortası bir vaha gibi bir yerde büyüdüm. Böyle yani çok özlüyorum çocukluğumu o yüzden. Sonra işte ilkokul bitirdikten sonra ben Çerkezköy'de böyle pek çok güzel bir okul falan yok diye ailem beni yurt dışına göndermek istedi. Ben çok ufak yaşta yani 12 yaşında mı 13 yaşında şimdi tam yalan olmasın İngiltere'ye gittim okumak için. Çok ufaktım yani gittiğimde. Orada işte bir ailenin yanına, tabii öğretmenler eşliğine gidiyoruz bir grupla. Ailenin yanında kalıyorsunuz. Sabah normal okula gidiyorum. Akşam evime geliyorum. Böyle bir hayatım geçti birkaç yıl orada. Benim bu askeri araştırmacılık merakım, bu tip şeylere olan ilgim aslında o yıllarda başladı. Çünkü Londra'daydık. Londra'nın Twickenham semtinde benim evim. Okul da Richmond'daydı. Bakın mesela şu fotoğraf okulda çekildi. Nadir fotoğraflardan. Richmond Upon Thames College'de okumuştum. Güzel günler, çok güzel günlerim geçti. Orada çok sayıda müze var arkadaşlar. Yani çok acı şeyler var. Mesela Türkiye'den kaçırılan, Türkiye'den götürülen, mesela İstanbul İngiliz işgali altındayken İngilizlerin İstanbul'dan götürdüğü, işte bu Fatih Sultan Mehmet'in toplarıymış, onu öyle anlatmışlardı bize işte. İstanbul'un fethine kullanılan topları hepsini almışlar, adamlar orada gösteriyorlar. O onlara biri tabii sadece. Çok fazla sayıda askeri müze var. Çok müze var. Bazıları askeri müze. Askeri tarih müzesi. Benim ilgim orada başladı. Ben bütün boş vakitlerimde işte okuldan kaçtığımız zaman, okulu kırdığımız zaman, ne bileyim hafta sonları için, ne zaman işte bir para bulursam, şey bulursam, vakit bulursam, öğretmenleri kandırırsam veya öğretmenlerle veya yalnız, ben hep askeri müzelerde geziyordum. Mesela şu görmekte olduğunuz fotoğraf, İngiltere'nin Portsmouth şehrinde, yani Londra'nın çok güneyinde, yanlış hatırlamıyorsam Manş Denizi kıyısında bir şey. Orada arkamda gördüğünüz savaş gemisi, çok eski bir savaş gemisi. Onu müze yapmışlar. Bakın o yaşta 13 yaşında mıyım falan, o yaş çok ufağım yani. Londra'da otobüse bindim, o gemiyi şu an görmekte olduğum, çünkü arkamdaki gemi müze gemisi, onu gezmeye gelmiştim yani tek başıma. Oradan bir şey geri dönüyorum eve falan. Bütün böyle boş vakitlerimde arkadaşlarım partilere giderken, gezerken, tozarken, ne bileyim başka aktivite yaparken, bütün arkadaşlarım işte Atari salonuna giderken, ben hep böyle müzelere gidiyordum, kütüphanelere gidiyordum. Şimdi orası farklı bir ülke. Yani Türkiye'de olmayan şeyler var. Mesela Türkiye'de bir kütüphane var ama orada sadece askeri havacılık kütüphanesi var. Düşünebiliyor musunuz? Binlerce kitap var ve hepsi askeri havacılıkla ilgili. Şimdi temelim böyle oluştu.
Onları orada okuya okuya, merak ettiklerimi araştıra araştıra. Yani İngilizlerin de tabii eskiden 10-15 tane uçak fabrikası vardı. Şimdi bir tane kaldı. İşte o Hawker BA ile birleşti. O iki tane de, o da bire düştü diye biliyorum. İngiltere 1950'lerde 60'larda askeri havacılıkta altın çağını yaşamış bir ülke. Çok sayıda gerçekten soğuk savaşı ikon uçağı diyebileceğimiz uçakla üretmişlerdir. Mesela Hawker Hunter bunlardan biri. Şu an fotoğrafı görmekte olduğunuz. Yani neyse uzatmayayım. Ben burada işte müzelere gide gele işte tek başıma yapıyordum genelde araştırmalarım. Sonra oradaki uçak fabrikalarına gezmek isterim tabii. Öğretmenlerime söyledi, bizi beni götürür müsünüz? Beni tabii sallayan olmadı. Bir tek ben istiyorum çünkü. O okulda da şimdi ana dili İngilizce olmayan bütün dünyanın ülkelerinden öğrenciler var ya. İtalya'dan, Almanya'dan, İspanya'dan, Fransa'dan, işte Yunanistan'dan, Türkiye'den, Brezilya'dan, her yerden. Yani İngiltere, işte İngilizce o konuşulmayan bütün ülkelerden. Bir tek ben istiyorum şimdi. Benim için müze mi gidilir şimdi yani? Veya uçak fabrikasına gidip gezecek halimiz yok. Gitsek zaten fabrikayı almazlar bizi. Ben işte öyle yalvar yakar bilmem ne. Al hazırla kendini yere at falan, böyle kapris yap bilmem ne. Bir şekilde gidiyordum yani. Şimdi yıllar geçmişti, hatırlayamıyorum. Böyle gide gele oradaki mühendislerle konuşa böyle çok ilgimi çekti. Sonra mühendis olmaya da öyle karar verdim yani. Aileden de gelen bir mühendislik kültürü var. Dedem İnşaat mühendisi rahmetli. O da Berlin Teknik Üniversitesi mezunuydu Almanya'dan. İşte babam ODTÜ mezunu. Hem elektrik hem makine mühendisi. Double major yapmış adam yani. Ben de elektrik mühendisi biliyorsunuz. Ya böyle bir aileden geliyorum. Çok araştırmayla meraklı bir insanım. Sonra neyse işte okul bitti falan. İşte Türkiye'ye döndük. Liseyi burada bir özel kolejde okudum. Sonra işte üniversitede elektrik mühendisi olduk falan. Bu arada bu lise ve üniversite çağlarında... Yani çok şükür Allah öyle günler yaşattı. Maddi açıdan, yani manevi olmasa da, yani maddi açıdan çok rahat bir gençlik, ergenlik ve çocukluk ve üniversite çağı geçirdim yani. Ama bu bütün yani bulabildiğim paranın hepsini ben bu tip araştırmalara harcıyordum. Yani ben mesela 18 yaşıma girdiğim gün, Allah razı olsun, Allah tuttuğunu altın etsin. Yani babam bana spor araba aldı, parçaladım bir de aldı. Bu kadar rahat büyürken yani maddi şartlarda ben bütün... Yani elime geçen nakit parayı, mesela hafta sonu şeye giderdim ben ya, mesela Basra'ya giderdim bir yurt dışına, bir ülkeye, orada askeri havacılık kütüphaneleri veya normal askeri havacılıkla ilgili kitapların olduğu kütüphaneleri mutlaka araştırır bulur giderdim. İşte o zaman internet yok tabii, şimdi böyle şimdiki gibi değil yani, böyle Google'a yaz gir falan. Mecbur oraya gitmen lazım o kitabı görmek, o kitaptan okuman için. Göndermiyorlar, bulamıyorsun. O yıllar çok yani zor, araştırmacılar için zor zamanlardı. Yani mesela çok yakın bir arkadaşım vardı benim. Şimdi o da kanserden hayatını kaybetti. Cem, Allah rahmet eylesin. O Milano'da yaşıyordu. Ben hafta sonu cumadan giderdim mesela. O derdi ki işte ben geldim seni gezdireyim tozum. Yok derdim ben, işte senin evinde kalacağım. Bu kadar yüzsüzdüm yani. Ben kütüphanelere gideceğim hafta sonu falan derdim. Artık bıkmışlardı benden. Neyse yani aile dostumuz da onlardı. Ya bu şekilde uzatmayayım. Kütüphanelere gide gele ben bir araştırmacı bir insan oldum, çıktım zamanla. Ama şimdi kütüphanede her şeyi bulamıyorsun. Mesela öyle garip şeyler merak ediyorum ki mesela örnek olarak. Atıyorum şu an yalan söylüyorum. İşte F-16'nın hidrolik pompasının hidrolik basıncı ne kadar basınç üretiyor? Bunu kütüphanede bulamazsın. Mecbur uçağı üreten fabrikaya soracaksın bunu. O zamanlar mektup yazabiliyorduk ve internet yoktu. Mektup yazardım. Ben işte çok merak ediyorum. İşte şöyle 15, 16, 17, 18 yaşındayım. Bir an lütfen cevap verir misiniz diye. 8-10 tane mektup yazardım. Belki bir tanesine cevap gelirdi. Merak et. O bilgi hemen kafama koyardım. Çünkü gerçek bilgi. Uçak fabrikasından geliyor. Yani sorduğum şeyi söylüyorlar. Yani bu net bir bilgi yani. Şimdi sonra tabii internet çıktı. İnternet çıktı. Bu da mail atmaya başladım. Daha önce söylediğimi hatırlıyorum. Yani bu uçak fabrikaları da tabii adamın işi gücü var. Benimle uğraşacak halleri yok yani. Onların da halkla ilişkiler departmanları var herhalde. İşte mail atıyordum oraya. Bazıları maile cevap veriyordu. Bazıları vermiyordu. Mektup yazıyordu. Mektuba cevap verenler oluyordu. Sonra tabii çevremiz genişledi. Bu insanlara nasıl ulaşacağımı öğrendim. Şey yaptım. Sonra üniversitede elektrik mühendisi olduktan sonra elektrik mühendisi okurken
bizim bir tane aviyonik stajı yapmamız gerekiyordu. O stajımı ben Türk Hava Yolları'nda yapmıştım. Sivil, Türk Hava Yolları, THY Teknik'te yapmıştım. Onu herhalde benim bonservisime mi işlemişler, bir dosyaya mı yazmışlar artık ne oldu bilmiyorum, yalan olmasın. İşte okul bitti işte falan, askere gideceğim, başvurdum. Bana meslek kurası geldi. Bildiğin meslek kurası. Benim nereye gideceğim, ne iş yapacağım önceden belli yani böyle. İşte gittim, çok kısa bir acemilik yaptırdılar bana. Benim bütün devrelerim 4 ay yapmıştı acemiliği. Ben daha kısa yaptığımı hatırlıyorum. Çünkü yalan olmasın çünkü geçmiş zaman. Gittim hemen işte, onlardan da önce teğmen oldum. Yani yedek super az teğmen yapıyorsunuz biliyorsunuz. Onlar sonra 3 ay mı 4 ay mı teğmen oluyorlardı. Ben daha önce olduğumu hatırlıyorum yani. İşte onların belgeleri falan da var böyle. Ya gittim Eskişehir'e, işte 1. Anacet Üssü muhteşem bir yer, muhteşem. O zaman da 3 filo F-4 vardı. 111 bombardıman filosu, 112 avcı filosu, 113 keşif filosu. Onlar da RF-4 kullanıyorlardı. Uçakların biri iniyor, biri kalkıyor falan. Orada şey var biliyorsunuz, bu ağır bakım fabrikası var. Fabrika diye geçiyor, Hava İkbal Bakım Merkezi. Neyse işte ben 1. Anacet Üssü Komutanlığı'nda yaptım askerliğimi. Askerliğimi yedek subay yok yaparken de orada da çok güzel, çok güzel günlerim geçti. Mesela şu an görmekte olduğunuz komutanım, o zamanki işte 1. Sicil amirim, binbaşıydı o zaman, Hakan Binbaşı. Şimdi albay olarak emekli oldu. Hala çok sıkı görüşüyoruz, çok yakın görüşüyoruz. Şimdi onu yaparken tabii yabancılarla tanışıyoruz. Oraya NATO tatbikatlarına geliyorlar falan filan. Birkaç Amerika'yla tanıştım. Ya adamlardan şunu istedim. Ben işte sizin ülkenizden işte uçak fabrikaları, mesela Grumman mesela, Northrop veya işte Boeing neyse, McDonnell Douglas. Ya mektup yazıyorum, mail yazıyorum, cevap vermiyorum. Ya dedi, bir tanesi benim arkadaşım var orada işte. Ben sana isterim hangi bilgiyi istiyorsan. Adama ben böyle şey gibi geldi bana böyle, benim kurtarıcım gibi. İşte onunla hala görüşüyoruz, Amerikalı bir, o da bir arkadaşımdır, Mike. O mesela sağ olsun ya vallahi, yani adam kalkıyor benim için. Mesela Amerikan Hava Kuvvetleri'nin arşivine gidiyor mesela. Orada arşivde ne istiyorsan buluyor. Bulamadığını fabrikaya soruyor. Onları biriktiriyor böyle, kutulara koyuyor, gönderiyor falan filan. Böyle annem delirmişti yani. Oğlum ne bunlar böyle, böyle ev içi şey oldu, doldu. Ondan sonra böyle yani tabii kaynağından bilgi öğrenince de ne oluyor biliyor musunuz o zaman? Yani böyle net bilgi bir itfaiye hortumundan su içmeye benziyor. O kadar yoğun bilgi ve çok fazla bilgi geliyor ki. Yani içmek, almak da zor yani. Hangisini alacaksın, beynine sokacaksın, onları kategorize etmek. Ya yani bu şekilde böyle araştırmaları ben böyle yaptım ve hala da böyle yapıyorum. Yani merak ettiğim şeyleri ya mail yazıyorum. Bir şey mail yazınca fabrika cevap çoğu zaman veriyor. Vermeyenlere mektup yazıyorum. Mektupla gönderiyorlar falan. Yani işte bunu yapabiliyorsanız yapın arkadaşlar. Biraz daha bu alt seviyesi herkesin yapabileceği. Japonya'daki, Avrupa'daki, Amerika'daki üniversitelerin kütüphanelerine internetten girmeniz lazım. O kütüphanelerde yapıyorlar. Yani buradan kalkıp da mesela yani şimdi atıyorum Mirage 3 uçağını araştıracaksın. Mirage'ın üretildiği fabrikaya gitmene gerek yok veya orada biraz alt düzeyde bir bilgi istiyorsan yani. O kütüphanelerde de bazen bulabiliyorsun bunları. Bunların da %99'u ücretsiz üyelik istiyorlar size. Ücretsiz üyelikler. Yani çok az da bir çay kahve parası, bir yemek parası. Yani her hepimizin verebileceği ücrette paralar. Araştırmanızı böyle yapın. İşte bu yapınca ne oluyor? Şimdi bu olay iyi yani. Çok bilgili oluyorsunuz. Sizi kimse kandıramıyor da. Bir de kötü yanı var şimdi. Kötü yanı şu. Bana göre kötü yanı. Şimdi çevremdeki herkes çok affedersiniz. Yani bunu daha kibar söyleyemiyorum. Ödür dileyerek söylüyorum. Yani insanlar böyle gerizekalı gibi gelmeye başlıyor size. Böyle çok yalnız kalıyorsunuz biraz. Çünkü işte açıyorum televizyonu. Bir tane eli oktavalı mesela çıkmış. Saçmalıyor mesela. Geçen bir tanesi çıkmış. Ne diyordu? Şey, Akdeniz'e bir Amerika uçak gemisi gelmiş. Üzeri full F-15, F-16 doluymuş. Yalan, yalan. Yalan. Bak yanlış değil. Yalan. Yani F-15'te, F-16'da hava kuvvetleri uçağıdır. Uçak gemisini hem inemez hem kalkamaz. Yalan söylüyorum mesela. Yani böyle saçma sapan şeyler. Aralarında çok üzülüyorum. Yani çok büyük yanlış konuşanlar oluyor. Böyle teknik hata yapanlar. Çoğu emekli subay. Şey, yani şimdi ismini de vermek istemiyorum. Yani şimdi adamlar hava kuvvetlerinden veya silahlı kuvvetlerden emekli bilmem ne insanlar saçma sapan konuşuyorlar. Yani böyle tabii karşıdaki anlamıyor diye salla, salla abicim, salla. Böyle bir gün birisi kalkacak bunlara diyecek, utanacaklar mı merak ediyorum yani, neyse. Yani bunun kötü yanı da şu yani, televizyon seyredemez oldum ben. Ben televizyonu sadece işte haberler, bazen haber seyrediyorum, yok şeyi seyrediyorum. Belgeseller işte, vahşi yaşam belgeselleri, hayvanlar birbirini yiyor falan. İşte gidersem sinemaya gidiyorum. Yani araştırmalarımı da böyle yapıyorum değerli arkadaşlar. Yani bunu yapmazsanız, çünkü dünyadaki bütün ülke, bu Türkiye özgür, yani Türkiye'de de böyle de, bütün dünyadaki basın
bir algı yaratma peşinde. Türkiye'de nasıl medya, ana akım medyanın amacı ne görüyorsunuz? Bütün dünya işi gücü bırakmış, Türkiye ile uğraşıyor. Türkiye aman ya bu Türklere fazla oldu artık nasıl durduracağız bu Türkleri falan. Böyle yapıyorlarmış gibi algı yaratıyor bizim güzide Türk basınımızı yani. E böyle değil tabii yani. Siz eşinizle, dostunuzla, arkadaşlarınızla, sevginizle neyse yani yurt dışına gidip bir turist olarak gezdiğinizde böyle bir yani. Şey mi yapıyorlar insanlar? Ya bu Türklerle çok oldu ya. Nasıl durduracağız bunları? En kötü bunları bir atom bombası atalım da kurtulalım. Böyle mi yani? Yok. Herkes kendi işinde, gücünde. Herkes kendi havasında. Ama algı böyle. Her an mesela Türk Yunan safhaya çıkacakmış gibi algı var bizim medyamızda. Yunan medyasında da aynı şekilde. Yani ya bak şimdi bak konuşacaksınız. Bir tane YouTube'da bir herif var işte şey. Yunan ne diyor? Yunan spikerde yazıyorsa bir tane gerizekalı çıkıyor. Bak şimdi anlatıyor. Türkler böyle silahlar yaptı bize saldıracaklar, bize işgal edecekler işte. Batı'dan gelecekler, İtalya'dan çıkacaklar, Yunanistan diye bir şey kalmayacak. Ya niye seyrediyorsunuz bu adamı? Adama para kazandırıyorsunuz. O oraya girip yorum yazıyorsunuz. Onlar bir de Türkçe çeviriyor, burada yayınlanıyor. Buradaki de para kazanıyoruz. Aynı adam yani. Adam sizin sayenizde zengin oldu ya. Arkadaşım bizim Yunanistan'a saldırma gibi bir niyetimiz var mı? Yok hep Yunanistan haritalansın. Yok ama onlara göre var. Her an şey Yunan halkına da onu veriyorlar işte. Türkiye saldıracak, saldırgan Türkler, iğrenç, aşağılık, şerefsiz Türkler bir böyle yayınlar yapıyor Yunan medyası. Ya bizimkine bakıyorsun. Ya Yunanistan'a Amerika üstler kurdu. Saldıracak oradan bize. Yani konuşmak da istemiyorum fazla. Yani şöyle bir algı var ülkemizde. Bütün dünya, şu Amerikan yabancı olmak üzere, bütün dünya işi gücü bırakmış. Böyle kara kara düşüyor. Bir Türkiye'yi, Türkleri nasıl durduracağız, nasıl yapacağız? Böyle bir şey yok böyle bir şey. Ya ben daha önce de söyledim. Mesela bizim güzide Türk basınımıza yansımadı tabii bunlar da. Yani mesela bir 5-6 yıl kadar önce Cebeli Tarık Boğazı'nda ya İspanya ile İngiltere birbirine giriyordu ya. Savaş ilan ediyorlardı az da. Gerginlikler. Şey savaş gemileri birbirine ateş edecekti. Az daha ramak kaldı. Yani iki NATO üyesi ülke savaşması çok çok zor tabii de yani o savaşmadı lazım ama bu gerginlik güzide Türk basının tarafından sizlere yansıtılmadı. İş yerine gelmiyor çünkü. Bunu yansıtırlarsa ne olur? Aa diyeceksiniz siz. Ulan bunlar kendi aralarında da gerginlik yaşıyor. Sadece bizle uğraşmıyorlar. Ama bunu istemiyor bizim değerli gazetecilerimiz. Bu gazeteciler milleti dünyanın her yerinde böyle. Bir Türkiye'de böyle değil yani. Her ülkedeki gazeteciler kendileri inandıkları, doğru gördükleri, bildikleri yani yönde kamuoyu yaratmaya çalışıyorlar. Yani bu herhalde gazetecilik böyle bir şey. Ben yani bunu hakaret anlamında söylemiyorum. Yani ben hiçbiri seyretmediğim için çünkü şimdi konuşacaksınız beni yani. Ya bu gazetecilik milleti aralarında çok dürüstleri nadiren de mutlaka vardı da ben seyretmiyorum. Yurt dışında da böyle, Yunanistan'da da böyle. İşte ne bileyim Amerikan medyası açıyorsa görüyorsunuz işte. Yok Rusya atom bombası atacak bize bilmem ne şu bu. Yok 3. Dünya Savaşı çıktı çıkacak. Böyle saçma sapan şeyler yani. Tabii ki milli silahlarımızı yapacağız. Kimse eyvallah etmeyeceğiz. Bu başka konu. Yani milli silah sanayimizin gelişmesinden en çok ben mutlu oluyorum. Bu başka bir konu. Bu değerli Türk basınının yaratmaya çalışmakta olduğu algı bambaşka bir şey yani. O yüzden uzatmayayım lafı. Bir şey öğrenmek mi istiyorsunuz kardeşim? F-35 uçağının atıyorum C modelinin bilmem neresinin bilmem nesi. Onu üreten Lockheed Martin firmasının halkla ilişkiler departmanına oturup o dizinizi kıracaksınız. Mail yazacaksınız. Onun cevabını bekleyeceksiniz. Yani Google'a girip de atıyorum kafadan işte F-18'in lastik basıncının kaç piksel olduğunu bulamazsınız. Örnek olarak söylüyorum. Orada başka şeyler bulursun. Lastiğin markasını bulursun. Onu benim babaannem de bulur İzmir'den. Fehim Hanım çağıralım bulsun yani. Anladın mı? Yani fark yaratmak istiyorsanız diğer insanlardan bu şekilde araştırma yapacaksınız. Önce üniversitelerin kütüphanelerine gireceksiniz. Orada belli bir level'a kadar bilgiler bulabileceksiniz. Ya mesela ben şöyle bir örnek vereyim. Bir gün neredeydi o? Bir yerde işte bir yurt dışı bir üniversite kütüphanede. Bir baktım rafta. 5 cilt bak 5 cilt böyle tuğla gibi her bir tanesi Vietnam Hava Savaşı ile ilgili kitap var. Ulan bir bak yok bu Türkiye'de yok dedi bulamazsın. Sipariş etse satan yok. Nereden bulacağım mesela onu okumam lazım benim. E ne yapacağım o 5 cilt kitabı orada mı okuyacağım? 2-3 günlüğüne gelmişim zaten. Adama söyledim ya dedim benim bunu almam lazım. Ya çalayım mı dedim yani çatlayayım mı nasıl yapacağız? Fotokopi çekeceksin dedi bana. Ya o 5 cilt kitabı ben nasıl fotokopi çekeyim? Git gel defalarca neyse şey yaptık aldık bir şekilde yani
bunu yapar mı yapmazsanız yani böyle bir yapın demiyorum. Yapmazsanız işte bu televizyondaki ve televizyondaki şeyler el oklavalılar. İşte YouTube'da işte Ahyan Tarakçı gibi, Tol Gözbek gibi güzide değerli birbirinden değerli insanların hataları görüyorsunuz kanalda şey var. Yeni abone olanlar için söylüyorum. Bu kanalın şey örgütlü cehaletle mücadele diye bir oynatma listesi var. Videoları seyredin yani. İşte onları eline düşersiniz. O olur yani. O yüzden çok okumanız lazım ve kaynağından okumanız lazım. Google'dan değil. Google diye bir şey yok. Unut onu yok. Google cis. Öyle bir şey yok. Ona girdiğin zaman işte karşıya Ayhan Tarakçı çıkar. İşte şey çıkar. Eli Oktavolar çıkar. Tolga Özbek çıkar. Ne diyor Tolga geçen? Videoda gösterdim işte. Türkiye'de meğerse F-16 yok. 52 plus varmış. Türkiye'de mesela. Ya yani söylüyor yanlış yapıyor. Çıkıp ödül de dilemiyor. O ego var ya işte. O ego. Şey yapıyor. Engel oluyor onlara yani. Arkadaşlar bu kanal sizlere yardımcı olmak için kurdum ben bu kanalı. Yani katıl butonu yok, bir şey yok. Ben para için yapmıyorum bu işi. Defalarca söyledim. İşte kanalı bana kurdurtan da işte Seda'dır biliyorsunuz. Yani Seda kızcağız sağ olsun yani bana anlatacağını çıktı insanları anlat dedi böyle. O da sıkıldı tabii benim bu anlatmalarımla. Haklı kız sağ olsun Allah razı olsun. Kanalı valla Seda istiyor diye kurdum, büyütüyorum biraz. İşte yani o yüzden yani şunu söylemek istiyorum. Algı operasyonlarının kurbanı olmayın. Olmayın ya. Yani şöyle laflar dönüyor ya. Mesela İsrail Türkiye'nin F-35 almasına karşı çıkıyor. İşte Amerikan ya işte o yüzden vermemiş. Bak lafa bak şimdi. Kardeşim F-16 kullanıyor İsrail. F-4 kullandık aynı anda. F-16 kullanıyor. Öncesinde bütün uçakları hep böyle aynı anda kullandık tarih boyunca. Orada sorun yok. Normal F-35'e gireceğiz, alacağız. İsrail karşı çıkıyormuş. Lan oğlum, İsrail karşı çıkıyorsa Türkiye'nin F-35 almasına, yalancı kardeşim, Türkiye'nin F-35 programına en başına girmesine engel olur o zaman. Ta programa girmiş, ortak üretici, ortak olan adama uçak verilmesi mi diyeceksin? Ne alakası var ya? S-400 almasaydı geliyordu uçaklarımız işte. Amerika'da iki tanesi, bir tane teslim edilmişti. Yani İsrail mi aldırdı bize S-400'ü? Ya S-400 aldık kötü oldu demiyorum. Yani öyle uygun gördü devlet yönetenleri. Aldı o başka bir konu yani. Aldık iyi de yaptık. Şimdi İsrail mi bize dedi al S-400'ü de ben onu bahane ettireceğim. Sana F-35 ver mi dedirtmeyeceğim. Yani böyle saçma sapan. Böyle yani kendileri bilmiyor. Akşam eve gittiğinde aynaya nasıl bakıyor bu insana bilmiyorum. Yani bu insan bu kadar yalan söyleyemez bence. Ya ben bilmiyorum yani. O yüzden araştırmalarını ben bu şekilde yapıyorum. Üniversitelerden, üniversitenin kütüphanelerinden ve o uçağı üreten fabrikanın kendisine sorarak yapıyorum. Şu an görmekte olduğunuz bak Hakan abi. Şu adam var ya bak şu görmekte olduğu şu F-4E pilotu 112. filoda şeytan filoda. Ya arkadaşlar bu adam bak ben bunu konuk alacağım kanalıma. Bir F-4'ü vallahi billahi tillahi bak yani gözümle gördüm ya o VTR'leri seyretti falan. Ya F-16 gibi F-4 kullanıyor adam ya. O Ege Denizi'nde Yunanlılar yaptığı it dalaşlarını vallahi kendi anlatsın. Bak ben şimdi anlatırsam olmaz. Çok sevdiğim bir pilottur. Çok yakın bir abimdir. Beraber tatillere gittik falan filan gezdik. Yani çok çok ailece görüştüğüm, karısını, çocuklarını sevdiğim. Yani evli baktı bir abim. Kendisinin de erkek kardeşi F-16 pilotu bu arada. Çok severim yani. Ya bu Türk Hava Kuvvetleri'nde bence yani F-4'ü bir F-16 gibi, inanmayacaksınız vallahi F-16 gibi konu. O yani manevra yeteneği F-16'dan çok düşük bir uçak F-4. Yunan F-16'ları bu adam it dalaşı yapıyor ya. Bir tane anısı var. İşte seyretmiştim onu hatta. Hem kendi anlattı. Diğer arkadaşı inanmadım sordum. Bir gün bir Yunan F-16'ya şöyle bir şeyi seyrettim. İkisi de 90 derece yatırmış uçakları şey dönüyorlar. İkisi de birbirinin arkasına geçemiyor böyle yatır. En son şey dedi böyle kendi anlatacak işte yani ya öleceksek ölelim dedi uçağı çıkarttı bir onu öyle yatırdı çekti falan yatırdı uçağı Yunan pilot da biraz acemiydi falan yani çok sevdiğim bir abim bunu konuk alacağım şey, çok saygı duyduğum Zafer abi var Zafer Baysal F-104 uçaklarıyla Türk Hava Kuvvetleri'ndeki en yüksek uçuş sanatına sahip pilot Avrupa'da da öyle herhalde ilk 5'te yani F-104G uçakları en çok uçan pilotlardan biri. Arkadaşlar tabii beni yetiştiren insanlar da var. Yani bunlardan bir tanesini özellikle çok ben üzerinde emeği olan birini göstermek istiyorum.
Hiçbiriniz onu tanımıyorsunuz. Kendisi sosyal medya kullanmıyor. Böyle Twitter, işte YouTube falan hiçbir sosyal medyası, Instagram, otobüsü yok. Yani Türkiye'deki askeri araştırmacıların ilk üçündedir bu abim. Hüseyin Balta. Çok az sayıda insan tanır. Beraber kendisiyle bir Facebook grubumuz vardı bizim. İşte askeri havacılıkla ilgili. Sonra Seda bana Facebook'u falan yasaklayınca ben çıktım oradan. Yani bu Hüseyin Balta abim askeri havacılıkta, yani Türkiye'de üzerine insan yok gibi bir şey yani. Çok çok bilgili bir insandır. Tabii onun da sevenleri var, sevmeyenleri var. Ama bilgi seviyesi olarak çok yüksek bilgisi bir insandır. Benim üzerimde çok büyük emeği vardır. Beni yetiştiren insanlardan biridir. Ben şu an çok zorluyorum onu bir YouTube kanalı kursun diye. O zaman çok zevkle kendisini saatlerce dinlersiniz. Beraber sohbetler yaparız. İnşallah beni kırmayacak. Bir YouTube kanalı açacak. Eskişehir'de yaşıyor kendisi. Çok sevdiğim bir büyüğümdür. Üzerinde çok büyük emeği vardır. Sonra bir iki tane böyle çok yalan söyleyecek çocuklar değil bunlar da, pilot arkadaşlarım. Yok, UFO görmüş bir tanesi. Birkaç tanesi UFO gördük diye. Onları konuk olarak alacağım. Ama inanmıyorum da yani, yalancı demiyorum onlara. Ben yani bir şey görmüşlerdir, onu UFO zannetmişlerdir. Ben UFO olduğuna inanmıyorum. Yani böyle insanlar var. Bunları zamanla konuk alacağım. Biraz şu anda biraz bir iyileşme sürecindeyim. Çok stresli bir dönemden geçiyorum. Yani mide kavgası geçirdim ya. Vallahi Allah. Adamın tekiyle bir gerginlik yaşadık. Allah'tan adam da biraz alttan aldı falan. Kavga falan çıkmadı. Sonra utandım ki yaptığımdan vallahi kendimden. Yani ben en kısa da bana yeni videolarda da karşınızda olacağım. Yani araştırmayı bu şekilde yapıyorum. Çok dikkat edin. Şu televizyondaki eli oklavalılara çok dikkat edin arkadaşlar. Oklava yalan çıkıyor. Başlıyor anlatmaya böyle. İşte orkestra şefi gibi. Yani dikkat edin. Kendi şeyden, süzgecinizden bir geçirin. Böyle bir şey olabilir mi mesela yani? Geçirin. Bir, yani güvendiğiniz insanlara sorun. Kendiniz sorun. Dışarıda biraz araştırın. Ama Google'a sormayacaksınız tabii. Dediğim gibi kütüphanelere gireceksiniz. Oradaki kitaplarda arayacaksınız. Yani yoksa şimdi bunların eline düşersiniz. Bu olur yani. Tabii siz iyi bir askeri araştırmacı olmak istiyorsanız. Bir de ben bunlara şimdi isim vermeyeceğim de yani şeyi anlamıyorum. Mesela ben elektrik mühendisi, bana bu elektrik mühendisi ünvanını, title, bu ünvanı ve imza yetkisini devlet verdi. Veya siz tıp fakültesi bitiriyorsunuz değil mi? Doktor oluyorsunuz. Ne diyorlar? Tıp doktoru. 6 yılda okuyorsunuz, atıyorum işte genel cerrah oluyorsunuz. İşte genel cerrahi uzmanı bu yani şeyi, titri, bu title'ı devlet veriyor size. Ya adam çıkmış oraya işte bilmem ne uzmanı yazıyor. Kardeşim sen bu ismi nereden aldın? Ya bu ünvanı nereden aldın? Üniversitelerde böyle bölümler yok. Türkiye'de bir tek sen mi gittin bu üniversiteye okudun? Nereden aldın? Atıyorum. Bir tane çıkmış bir el oklavın altına bir ünvan yazıyor mesela şimdi. Bakıyorum. İşte bilmem ne uzmanı. Ya şey yaz bari ya. Askeri araştırmacı yaz yani. Uzmanı ne demek ya? Kim verdi abi sana bu ünvanı? Kendi kendine almış adam. Kendi kendine uzman olmuş mesela. Bilmem ne uzmanı mesela. Bu gazeteciler bizim böyle yani. Kafasına uzmanlık veriyorlar yani. O yüzden komik bir şey yani. Dikkat edin bu televizyonu gördüğünüz insanlara. Hepsi yine yalancı demiyorum tabii. Aralarında çok güzel konuşanlar da var. Ya takip edeceğiniz insanlar, ben 50 kere söyledim. Kitap önerilerinde bulundum biliyorsunuz. Arkadaşlar bir de daha önce de söylemiştim. Yani benim çok büyük emeğim olan rahmetli İsmail Meker abimle beraber yazmış olduğumuz şu görmekte olduğunuz bu kitap. İşte Koca Tepe Batarken Cehennemde Ateş Kardeşliği. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında kendi destroyerlerimizi vurmuştuk biliyorsunuz işte. Bir tanesi battı, diğeri savaş dışı kaldı falan. Bunu yazılması 6 yıllık bir emeği içeriyor. Arşiv çalışmaları. Çok büyük bir emeğim var benim bu kitabın yazılmasında ve kendi alanımda da iyi bir kitap. İyi kitaplardan bir tanesi. Başka arkadaşların da tabii yazmış olduğu kitaplar var. Yani ben hala almış olmayanlar için söylüyorum. Bu kitabı alın. Ben bundan para kazanmıyorum. Yanlış anlamayın. Yani bu İsmail abi rahmetli şu an ailesine, bütün hakları ailesinde, yani para kazanmak için söylemiyorum. Bu kitap Türk askeri havacılığının yani en acı olayını anlatan, çok detaylı anlatan bir kitap. Bu kitabı almanızı öneriyorum değerli arkadaşlar. Yani kendinizi bu algı operasyonlarından kurtarın. Bütün dünya işi gücü bırakmış Türkiye'de uğraşıyor falan değil. Tabii ki Türkiye'ye gıcık olan, Türkiye'ye çembe takmak isteyen ülkeler, çevreler, gruplar mutlaka her ülkeye olduğu gibi vardır. Şimdi Amerika'nın düşmanı yok mu? Dünya düşmanı Amerika'ya. Ya şu, ben okurken işte ya İngiltere'de bir terör örgütü vardı. Neydi?
İRA, İrlanda Kurtuluş Ordusu. Hani siz çok şey diyorsunuz ya, Amerika, İngiltere, baba oğul gibi çok yakındır. Yok. İran'ın cephanesini, eğitimini, mühimmatını, lojistiğini, parasını sağlayan Amerika'ydı ya. Ne oldu İran terör örgütü? Amacı var. İrlanda ikiye böyle. Bir serbest İrlanda var, bir normal şey İrlanda var. Bir tanesi başkenti Belfast, diğerini Dublin. Böldü herifler ülkeyi. Yani Amerika İngiltere'deki terör örgütüne de destek veriyor yani. Bu bir sürü şey. Yani ben onu savunmak için söylemiyorum. Her ülkenin düşmanları var. Türkiye'nin de var. Ama bütün dünyada işi gücü bırakmış. Ya bu Türkler çok oldu. Ne yapacağız? Öyle bir şey yok. Basınıza dikkat edin bunları dinlerken böyle. Yani kendi ünvanla verenle bilmem ne uzmanıyım. Ben ne diyorum? Elektrik mühendisiyim. Bu ünvanı bana devlet verdi. Ve imza yetkisini. Doktorlara da devlet veriyor. Böyle insanlara şey yapın yani, bir sorun. Arkadaş, sen bu ünvanın altında bu yazıyor da sen nereden aldın bunu kardeşim, bu ünvanı? Ya deyin yani, bu ayıp bir şey değil. Size bir yayın yapıyoruz. Bizim ona sorma hakkınız var. Yani çok da uzatmak istemiyorum. Araştırmaları bu şekilde yapıyorum. Askerliğim sırasında çok güzel dostluklar edindim. İşte pilotlar olsun, işte komutanlarım olsun, yabancı subaylar olsun. Yani onlar hala görüşüyorum. Merak ettiğim bir şey varsa onların ülkelerinden yani bulabileceğim bir kaynak varsa rica ediyorum. Gönderiyorlar. İşte fotokopi çekiyorlar. Ne bileyim bir şey yapıyorlar. Yani bu şekilde öğrenmeye çalışıyorum. İşte kötü yanı da herkesin bana gerizekalı gibi gelmesi yani. Böyle yani yalnız kalıyorsunuz biraz. O yüzden bunu göze alıyorsanız bu zorlukları bu şekilde yapabilirsiniz değerli arkadaşlar. Ben en kısa zamanda başka bir videoyla karşınızda olacağım inşallah. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.